Merhabalar. tatil dedik. Çok kısa bir tatil yaptınız ama evet. Film için tekrar İstanbul'a döndünüz. Evet, Şükrü yani, Özyıldız'la. Aynen, okuma provası olacak. Birkaç kostüm provası gerçekleşecek işte. Aralarda böyle 3-4 gün kaçabilirsem yine bir dinlenmek çok istiyorum. Çünkü romantik komedi yapıyoruz. O yüzden böyle bir kafamı boşaltmak istiyorum. Enerjim yerinde olsun istiyorum. İnşallah güzel geçecek. Çok güzel şeyler konuşuluyor şu anda. Umarım siz de beğenirsiniz. İnşallah son oynadığınız dizilerde önce komedi oynadınız, sonra Doğduğum Ev Kaderinde acıklı bir kadını muhteşem. Hani rüştünüzü tamamen zaten ispat ettiniz. Yine komediyle dönüyorsunuz. Farklı karakterler oynamak size ne kazandırıyor, neler hissettiriyor? Ya aslında tabii ki yani benim görüşümde ben her şeyi yapabilmek istiyorum. Ama bu demek değil ki tabii girdiğim her işi muhteşem yapıyorum gibi bir şeyle söylemiyorum bunu. Ama deneyimlemek beni aslında tecrübe sahibi yapıyor. O yüzden çok istedim dram oynamak. Mesela drama oynarken de bu sefer romantik komediyi çok özledim. Böyle tamamen bu hisleri hissetmek istediğim için farklı şeyler oynamak istiyorum. Tabii ki güzel oluyorsa, seyirci böyle kabul ediyorsa benim için daha büyük bir gurur oluyor. Şimdi romantik komedi film yapacağız. Belki Eylül'e, Kasım'a, hani belki hani ara vermezsem eğer yine belki dram yapacağım. Böyle değişik olduğu zaman özlemle bir yere gitmek o kadar güzel ki şu an romantik komedi için onu hissediyorum. Her şeyi yaşıyorsunuz zaten. Evet. Hissi. Peki Şükrü Bey'le nasıl bir enerji yakaladınız okuma provaları? Biz daha tanışmadık. Okuma provasını biz yönetmenle birebir yaptık. Herhalde yani şimdi kas daha yeni tamamlandı. Şimdi biraz acele edeceklerdir diye düşünüyorum. Herhalde bir 15 güne falan da Şükrü'yle karşılaşacağız, tanışacağız. Zaten aynı menajer şirketindeyiz. Çok ismini duyuyordum. Çok da takip ettiğim biri zaten. Umarım güzel bir enerji yakalarız ve bu da filme yansır. İnşallah tatilde biraz yaramış sizi, biraz bronzlaşmış da gördük. Evet, yandım. Evet, kaş maceranızı biraz dinleyelim. Çok güzel bir kaş macerasını İstanbul'dan evet. Takip ettik biz. Evet, yani sadece sen değil bence. Herkes takip etti. Ya orada bir iletişim kopukluğu da biraz herhalde oldu. Herhalde öyle evet. Oldu. Ya olur böyle şeyler demek istiyorum ama bence oranın da bir çizgisi vardır diye de düşünüyorum. Şimdi çok da şey politik konuşamayacağım bu konuyla ilgili. O yüzden zaten bir paylaşım da yaptım. Bunlar ayrı ama şöyle bir şey var. Her zaman güler yüzle. Gerçek bu arada. Hep karşılıyoruz ya hani. Ya ben en azından öyleyim. O yüzden de yani gizli gizli çekmeyi yine anlarım. Ama bu kadarını beklemiyordum gerçekten. O yüzden de böyle hani tabii ki herkesin işi. Çok saygı duyuyorum. O yüzden böyle tatlı bir paylaşım yapmak istedim. Hem üzüldüğümü aslında biraz sitem de ettim. Ama karşı tarafa karşı da hani çok haksızlık etmek istemedim. O yüzden de arada bir şey yazmaya çalıştım. Evet, tam da arada da kaldı aslında. Evet. Güzel de oldu bence. Bence de öyle. Hı-hı. En azından belki de bundan sonrası için ya biz geldik bir çay içelim ondan sonra yani yine poz veririz, yine yakalanırım. Hani hiç sorun değil i̇şte, bu. Muhtemelen çekimler başlamadan belki bir tatile yine çıkarım dediniz ya. Evet. O zaman muhtemelen çay kahveye gelirler size diye tahmin ediyorum. İnşallah çayım kalmışsa her zaman beklerim. Bu tabii ki işimizin bir parçası. Herkes işini yapıyor. Bundan eminim. Dediğim gibi bu hepimiz beraberiz bu yolda bana göre. Sadece böyle hani eskiden böyle ev gözetleme şeyleri programları oluyordu ya. Evet. Biraz o his beni ürküttü sadece. Onun dışında ne diyeyim ki? Artık herkes kendi yorumlarını artık sosyal medyada yapıyor zaten. Bana da bir şey düşmüyor. Evet, bu eleştiriler dışında da ama gerçekten sergilediğiniz fiziğinizin kusursuzluğu da göz önüne geldi. Çok güzel yorumlar da geldi. Biz de çok görüyoruz zaten. Gelen bakan tepkini... güzel gözler onlar. Yani benim inandığım o. Çok teşekkür ederim. En güzel bakan gözler olsan koşta olduğu için nasıl gidiyor olsan böyle peki her şey yolunda her görüyoruz zaten. Her şey çok zaten. Güzel gidiyor dedim ya sürekli aynı şeyi söylüyorsun böyle farklı diyorlar. Bir şey farklı bir şey söyle. Şöyle söyleyeyim keyifli gidiyor. Çok eğleniyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Yani hem işimde de hem bak tatile girdim. Güzel bir dinlenmede de gerçekten çok güzel bir ilişki yaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı da düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum. Evet, uzun zaman sonra biriyle o kadar güzel böyle paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet. Böyle tamamen aşkı bulmuş Demet Özdemir. Evet öyle. Çok tatlısınız. Öyle. Peki bir dizi projesi olacak mı? Yoksa filmden sonra mı senaryo okuyacaksınız? Şimdi geliyor diye biliyorum. Birkaç çünkü. Tane var doğru. Ama şu an okumam pek doğru olmaz. Hiç kafamı karıştırmak istemiyorum. İş bittikten sonra şöyle bir şey
tabii ki çok ihtiyacım var, güzel bir ara vereyim istiyorum ama beni tabii ki en böyle şey yapan, tahrik eden şey senaryo yani. O yüzden çok güzel bir şey gelir ve ben çok oynamak isterim, onun içinde olmak isterim. O yüzden bir tarihle ilgili bir kısıtlama da yapmadım kendime. İnşallah yani izleyicinin beğeneceği, benim de çok memnun olacağım bir karakter, bir dizi ortaya çıkar. İnşallah. Son olarak Oğuzhan Kozcan'ı çok yakıştırdığınız için hem onun sanatçı kişiliği hem de oyuncu kişiliği sizi bir araya getirir mi? Bir şarkıda da olabilir, bu bir filmde de, bir dizide de. Ben şarkı söylemeyi gerçekten beceremiyorum. Yani bunu söylemek isterim öncelikle. Şöyle, işte O Ses Türkiye'ye çıktım. Ne bileyim, dizinin bir tanıtım müziğini söyledim, şarkısını söyledim. Benim için oralar çok yeterli. Sadece eğlence olduğu zaman, o yüzden çok kusursuz bir şey çıkarmaya çalışmadığım için olmuyor çünkü. O zaman %100 orada oluyorum. Ama onun dışında şarkı olmaz diye düşünüyorum. O sandığı onu söyleyeyim. Ama film, dizi, evet, çok çok iyi bir kalemim var bence. Biz sohbetlerimizden dolayı da bunu söyleyebilirim. Şimdi çok başarılı olduğu için hiç hani böyle oynamam, oynarım gibi bir şey demeyeyim. Tabii ki sette çok keyif alarak çalışacağımdan, çok şey ondan da öğreneceğimden eminim. Umarım öyle bir yollarımız da o konuda da kesişir diyeyim. İnşallah. Burayı yayınlamasak da keseriz ama sormak istiyorum. Çok üç adamdaki tek bekar olsan koşkan. Ben geçen gün sordum onu ya. Dedim ki gerçekten hani düşünüyor muydun böyle olacağını diye. Yani bunlar kısmet işi tabii ki. Onu tabii ona sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Biraz bir tadını çıkaralım. O soruların belki zamanı var mıdır onu da bilmiyorum ama o sorular için şu an değil, ben söyleyeyim. O zaman biz çok teşekkür ederiz. Bize ben zaman teşekkür ediyorum.